Yani seçmen sandığa giderken ikinci turda daha farklı bir psikolojiyle gidecek midir? Şimdi Sinan Oğan'ın desteği eğer açıklanırsa yani Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklarsa yarın veya işte başka bir gün artık rivayetler çeşitli. Fakat bu desteği açıklarsa öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki Sinan Oğan'ın aldığı işte yüzde beş oy blok olarak buraya gelecek diye bir şey yok çünkü onlar Sinan Oğan'ın şahsına ait oylar değil. Bunu belirtelim önce. Onlar bir grup kendini iki tarafta da tanımlayamayan Kılıçdaroğlu'na oy vermekte de isteksiz ancak Erdoğan'a da zaten oy vermek kesinlikle istemeyen bir seçmen kesiminin Kim bunlar kendi milliyetçi diyebilir, ulusalcı diyebilir, Atatürkçü diyebilir, çok farklı tanımlamalar yapıyor olabilir siyasi kimlikleri hakkında. Fakat burada ee, bu kitle karşısında seçenek olarak Sinan Oğan'ı buldukları için Sinan Oğan'a oy verdi. Yani onun şahsına ait bir oy olmadığını, onun şahsına ait bir seçmen kitlesi olmadığını belirtelim öncelikle. İkincisi, şimdi Sinan Oğan destek verdiği takdirde eğer böyle bir anlaşma yaşanırsa ek olarak sadece onun desteği değil, yani Sinan Oğan'a belki bir kabine içinde bir görev verilebilir, bununla ilgili bir tanımlama yapılabilir. Rivayetler yine var biliyorsunuz. İç, e, Göç Bakanlığı gibi bir şeyden bahsediliyor. Yine Özdağ belki görevler verilebilir. Bu bir samimiyet göstergesi olur. seçmene, seçmen nazarında bakın biz samimiyiz, birlikte çalışacağız şeklinde. Fakat öte yandan bir de şu var. E, Kılıçdaroğlu'nun zaten kampanya söylemlerinin ve siyasi mimarinin yeniden tasarım, tasarlanması ikinci sura yönelik olarak zaten bu işin sadece siyasi elitler nazarındaki anlaşmayla, uzlaşmayla olmayacağını, aynı zamanda bunun söylemsel ve e, mutabakat olarak da, yani bir politik metinler bağlamında da e, gösterilmesi, seçmene sunulması gerektiğinin bir verisi, göstergesi bunu zaten yapmaya çalışıyor. Böyle bir dönüşüm sergileniyor. Yani burada bir e, daha önce söylenmemiş bir şey söyleniyor anlamında demiyorum bugün söylediklerini hep söylüyordu Kılıçdaroğlu. Sadece kampanyanın, kampanyanızda daha fazla vurgulamak istediğiniz, öne çıkarmak istediğiniz söylemler olur. Bir ana sloganınız olur, mottonuz olur, odaklanacağınız hedef kitleleriniz olur. Daha önce ağırlık merkezi başka bir yerde bir yerdeydi kampanyanın. Belli bir sınıra kadar ulaşıldı ve bu da hiç küçü, küçümsenecek bir sınır değil. Orada bir yanlış anlaşılma, bir karamsarlık görüyorum. Bakın 25 milyona yakın oy aldı. Kılıçdaroğlu çok geniş bir çevreyi, e, Kürtleri, muhafazakarları, milliyetçileri, kendini çok farklı tanımlayan birçok çevreyi, çok farklı bir toplum kesimini, farklılıklar içeren toplum kesimini ve seçmenin yarıya yakınının desteğini aldı. Arada 2 milyon civarında bir fark var. Bakın 1 milyon o tarafa değil de bu tarafa oy verseydi biz şu an tarihte bambaşka bir şey konuşuyor olurduk. Dünyada Türkiye konuşuluyor olurdu. İşte e, literatüre girmiş olurduk bir otoriter baskıcı rejime karşı iktidarı değiştirebilen veya buna çok yaklaşan bir e, muhalefet birliği olarak dolayısıyla ortada o kadar da karanlık bir tablo yok. E, ve Kılıçdaroğlu ilk turdaki kampanyanın ilk versiyonunda ulaşabildiği sınırlara ulaştı ve şu an eksik kalınan yerlerde bir rot balans ayarı yapılarak ağırlık merkezi kaydırıldı ve deniyor ki bize buralardan mı saldırı geldi? Biz de burada savunmaya değil, taarruza geçeriz öyleyse. Yapılması gereken bu zaten. Artık savunma diye bir şey olamaz. Kısa bir süre var. Taarruz yapılmak zorunda. Bu yapılıyor. Ve bu da eğer bir anlaşma gerçekleşecekse bu söylemlerle de pekiştirilmiş olacak. Şimdi o an meselesi böyle. Yani zaten iki tane önemli seçmen kitlesi var muhalefet açısından. Tabii ki bir kısmı yani iktidar, iktidara oy ver, daha Erdoğan'a oy vermiş olan seçmen içerisinde de muhalefetin potansiyel seçmenleri hala var Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü AKP'nin oyundaki düşüşü görüyoruz. İstikrarlı bir düşüş var zaten AKP'nin oyunda. En son 2002 düzeyine kadar geriledi. Şu an %35'e geriledi. 2002'de de %34'tü zaten. Biraz daha zaman geçsin yani öyle bir siyasi ömrü olursa AKP'nin çok daha altında düşeceğini zaten göreceğiz şu koşullarda. Fakat AKP'nin oyunda zaten muazzam bir düşüş var. Diğer oylar bu kampanya sürecindeki mücadeleyle, kapışmayla ve karşı tarafın dezenformasyonuyla kazanılmış oylar aslında. Erdoğan'a oy vermek istemeyen çok geniş bir seçmen kitlesi seçenek yok diye düşünerek veya Erdoğan'ın kara propagandasını yenilerek yine Erdoğan'a oy verdi ve orada da hala potansiyel seçmenler var. Buralar da hedeflenecek. Zaten o anla anlaşılırsa ve mevcut kampanya başarıyla sürdürülürse oradan da buraya dönen seçmen muhakkak olacaktır. Birincisi bu. İkincisi de ikinci tur psikolojisi. İkinci tur Türkiye tarihinde ilk kez deneyimliyor. Ne olacağına ilişkin açıkçası eee Hiçbir uzmanın net bir öngörüde bulunması mümkün değil. Fakat e, ilk turda <laughs> sanki çok büyük bir hezimet yaşanmışçasına yani bir e, yaşanan sonuçta e, bir e, üzüntünün demoralizasyonun bir sorumlusu aslında muhalefet. İki açıdan. Birincisi veri akışını doğru yönetememiş olması. Sandıklardan merkeze gelen veri akışını doğru yönetememiş olması. Zaten bununla ilgili görev değişiklikleri yapılıyor. İkincisi de İkinci turu e, hiç hesaba katmayan ve kesinlikle kazanıyoruz birinci turda evet. diyen bir kampanyanın yürütülmüş olması nedeniyle birden muhalif seçmen çok yükselmişti ve o küçük farklı An, anketler de yükselmişti, e, yani, yükselmişti haklı olarak. Belki de başka bilmediğimiz başka şeyler var. İleride diyorum ya çıkacak sandıklarda yaşanan bu susuzluk iddiaları, Türkiye İşçi Partisi'nin de ortaya koyduğu iddialar. E, şimdi... Seçim ikinci tura taşındı. Bakın 2018'de seçimi ikinci tura taşır mıyız acaba diyorduk. 2014'te keza Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda. Acaba ikinci tura taşır mıyız diyorduk. 2018'de iki, acaba ikinci tura, ikinci tura taşır mıyız diyorduk. ve şu an ikinci tura taşıdık. Ve şey büyük bir demoralizasyon var. Aslında hiç gerek yok buna. Canan Kaftancıoğlu'nun vurgusu çok doğrudur. Seçim 0-0. Maç 0-0 başlayacak. Yani ilk turda alınan oylar cepte değil, kimsenin cebinde değil. Sandığa götürebilmek önemli. Muhalefet seçmenin bir kısmını sandığa götürememiş. Şu an bir dostum incelemişti, Twitter'da orada görmüştüm ama şu an adını hatırlayamıyorum, beni bağışlasın. İktidarın çok al oy aldığı sandıklarda katılım oranı %87,5. Muhalefetin çok oy aldığı sandıklarda katılım oranı %85. Demek ki muhalefet seçmenin bir kısmı değişime inanmamış. Yani değişimin gelebileceğine inanmamış. Kendi gücünü küçümsemiş. Birinci seçmen kitlesi bu. İkincisi o ana oy veren bir şekilde kendini muhalefetin içerisinde tanımlayamayan veya kararsızlık gören, Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda tereddüt eden seçmen kitlesi. Bunlar da çok önemli. Ee, buralara seslenen bir kampanya yürütülecek. Yürütülmeye başlandı öyle görünüyor. Ve e, ikinci turda 25-27 milyon falan diye bir şey yok. Ortada 0-0 bir maç var. 1 milyon kişi oy kullanabilir. 500 bin bir alan, 500 bin veya işte 502 bin, 501 bin, bin oy alan kazanmış olur yani. Bu oyların söz konusu, bu, bu e, maça buradan başlamayacağız onu belirtelim. Vatanını seven sandığa gelsin. Vatanını seven sandığa gelsin. Seven tam defans, olarak tam olarak burada. Gelsin diye bir Aslında de bir de ekleme de daha de. yapmak istiyorum o an anlaşması meselesiyle ilgili. Onu da kısaca belirteyim. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının tarihi bir özelliği vardı eğer ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmeye başarsaydı şöyle bir tarihi özelliği vardı. HDP seçmeninden, Kürtlerin yoğun yaşadığı illerden çok çok yüksek oranlarda destek aldı Kılıçdaroğlu. Ve bu aslında şöyle bir tarihi anlamı var. Kurucu parti lideri bir süredir devletle küsmüş olan, bir şekilde o aidiyeti zarar görmüş, deformasyona uğramış, erozyona uğramış olan seçmen kitlesiyle devleti barıştıracak çok büyük bir tarihi fırsat. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı bu bakımdan. Bu anlamda çok önemli bir kazanım oldu. Eğer seçilebilirse de bu kazanım pratiğe de geçecek. E, fakat benim kanaatim sanki sistemde bir yerde e, bir denge unsuru yani Kürt seçmenin bu kadar sistemin merkezinde belirleyici olması sistemde bir yerde bir rahatsızlık yaratmış gibi bir kanaatim de var benim. Ve e, o anında denkleme girmesiyle sanki bir denge unsuru oluşturulmaya çalışılacak gibi bir kanaatim var. Yani burada ikinci turun e, Kılıçdaroğlu'na gelmesini bu yüzden mümkün görüyorum. İzleyicimiz diyor ki, Gökmen Bey'im e, kendi geleceğimizi belirleyeceğiz. Hiçbir insan sandığa gidip oyunu cehennemden yana kullanmaz diye düşünüyorum. Meşhur sloganı hatırlatıyor.